Tamam arkadaş, tamam ya. Ya tamam, aile parçalanacak verene kadar zaten. Ya, ya verdik gitti. Yani hayrını gör. Lakin baştan söyleyeyim, sonradan kavga çıkmasın. Na bu yumurta bile kıramaz ha. Kaya abi. Gel. Bir durum daha var. Biz bu başlık işini ne yapacağız? Oğlum sen... Uf, hadi. Ay. Canım. Aşkım. Oğlum gelini değil, ananın elini öp. Önce el öpülür ya. Berlin dingili ya. Tamam baba, öperiz. Allah Allah. Ay canım. Allah'ım istesin. Tebrik ederim. Ya yanaş, yanaş, yanaş. Allah mesut etsin çocuklar. Ya Şeylan, bunları da bir kere evlendirmek de bitmiyor ki ya. Salı günü de öbürünün nikahı var. Dön baba, dönelim. Hülya abla, Hülya abla. Polisler geldi, seni sordu. Ben onları oyalayacağım, sen arka kapıdan kaçayım ben, tamam? Ne? Ne polisi be? Benim ne işim olur canım polisle? Senin diye mi? Görüşmenin Anadolu vatandaşı olduğum için konsolosluğun bir koleksiyon kurmam gerekiyor. Yani siz bana böyle şey yapıyorsunuz ama... Şef. Cambaz bildim. Vermesene. Ya ne istiyorlar bunlar bizden Mahir? Konuşmayın aranızda. Gel şöyle. Vallahi beynim yandı düşünmekten. Niye götürdü polisler Hülya'ları? Ya keşke sen de gidiverseydin Bayram Bey. Dur bir şeyle. Bu neyin telaşı ya? Allah Allah. Söylüyorum işte. Avukatı gönderdim arkasından, birazdan çıkar kokusu. Mahir'i de götürdüklerine göre yine hayırsız bir iş. Ben size diyeyim. Tam da kızın en mutlu gününde görüverdiniz mi bir kere? Yok anam, mutluluk aran bizi zaten. Ya enseyi karartmayın. Bir şey olmaz. Niye olabilir ki Allah aşkına ya? Ay inşallah. Hilmi Bey neredesiniz Allah aşkına? Ve aldılar Hülya'yı çoktan sorguya, sizi bekliyoruz. Ya hadi çabuk, hadi.
Şimdi komiserle konuştum. E? Aylardır Canbaz diye bir tane hacker izliyorlarmış. Bizimkiler de izlemeye takılmış. O yüzden sorguya almışlar. Sadece oysa dert edecek bir şey yok, merak etme. Abi nasıl dert edilecek bir şey yok ya? Karın içeride ne yediği belirsiz hackerlar yüzünden sorgu odalarında ya. Sakin. Sakin. Ne işi var böyle tiplerle bu kadının? Ben tanıyorum o çocuğu. Zararsız biri o. Hatta babam sizi kaçırdığında o yardım etmişti yerinizi tespit etmek için. Ben sana söylemedim mi? Hayır. İşte problem olması merak etme. Eğer sadece oysa. Ah Hülya, ah. Tanıyorum tabii. Tanıyorum ben bu çocuğu ya. Şeydi bu, bilgisayar tamir ediyordu. Adı Cin Göz müydü, Cam Göz müydü? Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Tuhaf bir çocuktu, çok tuhaf bir çocuktu. Şey olmuş, benim bilgisayarıma virüs girmiş. Yani öyle dediler, ben çok anlamam çünkü onlardan. Dondu kaldı ekran, hiçbir şey yapamadım. Ben değişik kadınıyım, benim için çok önemli bilgisayar. O nedenle söylemişler de tamire götürdüm. Memur Bey, iyi günler. Ben avukat Dilmi Beğendi. Hülya Hanım'ın vekiliyim. Müvekkilim neyle suçlanıyor acaba? Henüz bir suçlama yok avukat bey. Epeydir takip ettiğimiz bir hacker'ın mekanına girerken izlemeye takıldılar. Hilmi Beyciğim, rica ediyorum. Memur Bey, benim kim olduğumu anlatır mısınız? Bakın, benim tam 3 çocuğum var. Ben 3 çocuklu bir ev hanımıyım. Ben anayım, ana benim. Ne işim olur ya hacker'la mekır'la? Bir kere ben hacker'ın... Keliman, ne demek hacker? Allah aşkına avukat bey. Hanımefendi, sadece birkaç sorumuza cevap vereceksiniz. Sonra dönebilirsiniz çocuklarınızın yanına. Tamam o zaman. Rica ediyorum, biraz hızlı ilerleyebilirsek çok sevinirim. Çünkü benim en küçük çocuğum 3 aylık Memur Beyciğim. Hala emiyor. Şu an olasılıkla açlıktan bangır bangır ağlıyordur. Yazık günah ya benim yavruma. Peki. Nereden tanıyorsunuz siz bu cambazı? Kim söylemişti ya? Biri söylemişti. Şimdi geçmiş gün tabii bayağı geçti üstünden. Çok toparlayamadım kafamı. Ben işte virüs deyince birileri de var bir çocuk götür demişti. Şimdi bizim aile biraz kalabalık, geniş bir aile. Şimdi tabii hısım, akraba, eş, dost, gelenler, gidenler. Yani o kadar kalabalık ki kim söyledi kafam kaldı yani gerçekten. Yani kusura bakmayın da. Şimdi bu arkadaşlar, polis arkadaşlar da resmen şov yaptı yani. Ne gerek var canım böyle bir şey için? Gecenin bir vakti kapıya dayanıp beni almaya çalışmalar falan. Biz tam böyle çok inanılmaz bir ortamdaydık. Ailemizle böyle kız istemeler, beni istiyorlar. Orada kahve dağıtıyorum falan yani. Sizi? Öyle değil yani, yanlış anlamayın. Ben zaten evliyim Kerim Cevher'le ama biz tekrar böyle bir her şeye yeniden başlayalım. Böyle sıfırdan giriş olsun, taze taze, yeni bir başlangıç. Neyse, bunların detayına girmeyeceğim. Şimdi yani bu bilgisayar tamir ettirmek ne zaman da suç olmuş, anladınız mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Avukat bey, lütfen beni aydınlatın yani. Ne zamandır canım? Yani misal benim bir kahve makinem var diyelim. Ben gittim mahalledeki şeye, tamirhaneye götürdüm, dükkana. Tamir et bunu dedim. Adam hırsız çıktı. Ne oldu şimdi? Ben çete üyesim sayılır. Bir anda. Öyle bir şeyim yani. Bu sistem öyle mi ilerliyor? Ben şimdi sırf bilgisayar... Tamam. Tamam, anlaşıldı. İfade tutanağınızı imzalayın. Sonra gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Nasıldı o, ne geçmiş zaman? Çok da şey yapmayayım, kafada hatırlayamıyorum. Aslında benim computer'da, PC'de, nasılsın diyorsunuz böyle, bilgisayarda benim problem oldu. Nasıl biliyorum, bilgisayar kendini tanımıyor, bir acayip. Kendini kettle sanıyordu. Dedim ben buna bir format yaptırayım, böyle bir kendine gelsin bilgisayar. O yüzden bu arkadaş o tür şeyler çok iyi becerebiliyor. Aa şey var ya, tabii ya, benim telefonla problem vardı. Şimdi biz Almanya'dan gelirse ich komme aus Berlin. Kursberg. Kannst du Deutsch? Nein. Okay. Şimdi Almanya'dan geldiğimizde biz bu telefonları getiriyoruz ama onlar böyle pasaportu şey yapıyorlar bunları. Böyle damgalarla yapıyorlar. Ama pasaportta onu vurduktan sonra buraya geldiğinde o telefonu kendini tanımıyor. Yani mesela sen beni arayabiliyorsun ama ben sana şey yapamıyorum. O connection kuramıyoruz. Ben dedim o zaman telefonu oraya götürdüm. Şimdi biz Almanız ya. Dışarıda hep biz böyle şey görüyorlar. Bizde hep böyle euro var zannediyorlar. Bizi böyle dolandırıyorlar. Paramızı alıyorlar. Böyle pahalı pahalı şey yapıyorlar. Derim arkadaş. Arkadaş olunca da derim ben bunları yaptırma. O yüzden şey yapayım. Siz neye soruyorsunuz bunları bana ya? Cins misin lan sen? Hayır. Normal mi? Niye soruyorsun? Niye? Bak bakalım. Tanıyor musun? Bu kim ya? Ben tanımıyorum bunu. Dikkatli bak. Abi benim. Ya.
Bu ben şapka falan var ya. Bir de ben zayıfladım ya ondan şey yapamadım, tanımadım bunu. Bu fotoğraflar bende yok ha. Vay şap da burada. Siz nerede buldunuz bunu şey yaptınız? Ablaya bir şey sorma sana onu. Nein. Sadece sana sorduğum soruya cevap ver. Sen bu canınızı nereden tanıyorsun? Tanımıyor ki. Tanım bir tipe bak, ben ne de tanım, ben bundan şeyim yok. Yani az tanıyorum aslında. Bundan benim çok böyle şeyim yok, öyle arkadaşlığım yok. Benim kızım tanıyorum. Ya ben acaba karımı daha kaç kere karakol köşelerinden toplayacağım? Yeter artık, burama kadar geldi ya. Bu endişeyle yaşanır mı? Oğlum, haksızlık ediyorsun şu anda Hülya'yı. Bir anlayalım, öğrenelim ne oluyor, ne bitiyor. Abi neyi öğreneceğiz, ne anlatacak acaba? Gelecek yine bin tane yalan dolan, başka bir şey yok. Hilmi Bey ne oldu? Sorun yok. Hülya'nın serbest bırakıldı. Birkaç imza atacak, birazdan çıkar. Bey, bak gördün mü? Tamam. Kerim'cim, dedim sana her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaretmiş. Hiçbir suçum yokmuş değil mi? Eve gidelim, ben sana soracağım yanlış anlaşılmayı. Şşşt. Hülya'cığım çok geçmiş olsun güzel. Sağ ol. Hilmi Bey, Mahir'e ne olacak şimdi peki? Onu da bıraktılar. İfadesini imzalasın gelir. Hadi kardeşim, hadi. Tamam abi, bak Mahir'i de bıraktılar. Hadi gidelim artık buradan, hadi. Bey. Buyur. Yürü bakayım, anca gidersin. Ya artık gidebilir miyiz? Ne çok seviyorsunuz bu karakol köşelerini. Bırakır mısın sen? Bırak. Ya Kerim'cim, hep kızıyorsunuz. Şu anda karakolda olduğunuzun farkındasınız mı? Çocuk gibisiniz ya. Kerim'cim, yapma şöyle. Ya inşallah bütün gece tutmazlar Hülya ablayı ha Ali. Vallahi daha uzun da tutabilirler Ayşe'cim. Sen kendini her türlüsünü hazırla, hatta daha da uzun tutabilirler. Ben sonunun böyle olacağını az çok tahmin etmiştim zaten. Belliydi yani. Ali sen paranoyaksın. Vallahi bak. Tamam, gidelim mahkemeye dinleyici olarak. Sen de bir bir kulağınla duyarsın hangi suçlara bulaştığını. Allah korusun Ali ya, iş oralara asla varmaz. Ben zannetmiyorum öyle bir şey. Neyse, bundan sonra sorumluluğumuz büyük. İşimiz çok. Ben en çok o çocuklara üzülüyorum. Anneleri hapiste. Büyük bir travma yani. Hülya abla. Geçmiş olsun. Sağ ol canım, sağ ol. Sizin nereden haberiniz oldu ya? Kerim abi çocukları sormak için arayınca. Senle mi dönerim, yalnız mı dönerim? Nasıl dönerim bilemediğim için. Nasıl bıraktılar Hülya Hanım? Cesedi bulamayınca dil yetersizliğinden bıraktılar Ali'cim. Hayret bir şey ya. Nasıl bırakmışlarmışmışmış. Ben gidip çocuklara bakacağım. Çay veya başka bir şey ister misiniz hocam? Çay varsa iyi olur Ali, sağ ol. Kerim abi, ben Hülya ablaya bakacağım. Bu bir işaret mi acaba? Tam kız isteme sırasında polisin gelmesi. Yani şu mu demek acaba? Sen bu işleri bırakmazsan Kerim'le mutluluğunu unut. Demek mi yani bir nevi? Rahatsız olduğunun farkındayım. Çok da haklısın. Yani çok yanlış bir zamanda oldu. Hiç olmaması gereken bir anda böyle bir şey oldu. Hülya, gerçekten konuşmak istemiyorum. Ama yani canım, ben öyle düşünmemiştim ki cambaza giderken. Bak misal Hüseyin abiyle gitti. Biliyorsun Hüseyin abi de bizi bulmak için gitti. Ben ona giderken hiç tehlikeli bir şey olabileceğini düşünmemiştim gerçekten.
Kerimciğim, istersen bu yeniden evlenme durumunu rafa kaldıralım. Çünkü sen evlenmekten çok boşanmak istercesine bakıyorsun hayata şu an. Dur, daha yeni tahliye oldun ya. Şimdi bir de böyle bir darbe ben vuramam sana. O kadar gaddar değilim. Aşkım, hiçbir şey olmadı. Artık asma şu suratını. Ya polis memuru bile senin kadar asık suratlı değildi. O bile böyle kibar kibar sordu. Bu adamı tanıyor musun dedi. Ben de tanıyorum herhalde bir yerden. Benim bilgisayarıma virüs kaçmış. Ben onu çıkarttırmak için şey yapmıştım dedim. Sonra bir anda aklıma çok zekice bir örnek geldi. Bence ondan bıraktılar beni. Ben dedim ki mesela benim kahve makinem bozulsaydı. Hülya, bu hep böyle mi devam edecek? Ben hayatımın sonuna kadar korkarak mı yaşayacağım? Hayır. Hayır. Bak ne olur öyle düşünme. Ne olur öyle düşünme. Bir tanem bak şimdi. Sen var ya sen. Sen bana bugün hayatımın en güzel gününü yaşattın biliyor musun? Ben de senin burnundan getirdim. Yani hiçbir suçum yok. Ama yine de çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Özür dilerim. Bak sana yemin ediyorum. Düğüne kadar bir daha böyle bir şey asla olmayacak. Düğüne kadar mı? Sonra ne olacak peki? Sonra ne olacak canım? Sonrası yok. Emekli oldum ben. Tamam artık bitti. Ben anladım seni. Sen çok haklısın. Yani Allah muhafaza ya, gerçekten bir suçum olsaydı da beni bugün oradan hiç bırakmasalardı ne olacaktı? Sen çocuklarınla bir başına burada tek başına ömür boyunca onları... Hülya, kes lütfen şu melodramı. Tamam, yapacak bir şey yok. Bununla da geçmiş olsun diyeceğiz. Alıştık zaten artık. Şu Mahir acaba bana elektronik kelepçe bulabilir mi ya? Bak bu çok iyi fikir. Neden benim daha önce aklıma gelmedi? Elektronik kelepçe mi? Evet. Bana mı takacaksın? Tabii. Aa, delirdin herhalde canım. Ben Amerikan mahkumuyum. Ne öyle? Evin dışına çıkar çıkmaz bir ötüyor. Tamam dedim sana yani. Hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Ben şunu bir araştırayım ya. Ya Kerim. Çevir o biberleri, çevir. Yaktın hepsini. Hatice, en çok öyle oturduğun yerden konuşurken çok güzel oluyorsun, biliyor musun? Ay Bayram Bey. Ne oldu hanım? Başka bir şey bulamadın mı? Şapkamı et koputacaksın şimdi. Ya Şeyla, bununla çok güzel yerleniyor, tam kıvamında. Bir de güneş tam tepeme geliyor, saç yok ya, kafamı da koruyor. Yemin ediyorum sokakta utanmasam sokakta bile kullanırım. Yakışmamış mı? Vallahi çok açmış baba. Bence bu şapka senin olsun. İşte. Nerede kaldı bununla? Bir alandan gelmek ne kadar sürecek? İftara yetişemeyecekler. Canım trafikte sıkışmışlardı çocuklar, gelirler. Ay kuzum, bir saattir orada dikilip bekliyor yavrum. Bir gün daha dayanamayacaktım. İyi ki dönüyorlar balayından. Ben size dedim o kadar. Gelsin Ceren bizde kalsın dedim. Dinletemedim. Ya ne zararı var çocuğun? Bütün gün okulda zaten. Tabii. Senin yanında uslu duruyor. Ama Serag'ın dönünce bana neler yapıyor biliyor musun? Hatice, o neden biliyor musun? Çocuk böyle hayvani içgüdüsüyle sendeki nefreti algılıyor, kendini korumaya alıyor ondan. Bayram Bey, koyma et fazla ya. Daha var. Biraz hazır olsun canım, Allah Allah. Bilmediğin soruyla vakit kaybetme, tamam mı? Teste şöyle kabaca bir bak, bildiklerini çöz bitir. Sakın sallama. Bilmediğini boş bırak, ondan sonra geri döner bakarsın. Zaten beynin bir ısınma süresi var, tamam mı? Odaklanmak da zaman alır. Önce bildiğin soruları cevaplarsan güvenin yerine gelir. Ondan sonra da hızlanırsın. Abi inşallah bitsin artık şu süreç. Öleceğim, vallahi öleceğim artık ya. Yok ya, tamam ya, sosyal halledersin. Matematikten de tamamsın zaten. Bekle tamamım. Ne öyle gıcık gıcık sorular soruyorlar sen biliyor musun? Bir ondan korkuyorum zaten. Öyle fen edebiyat, onlar fıstık çekirdek. Onlardan çok soru çözdüm. Ama işte bir de yabancı dil var. Onda da çok pis şişeceğim ha. Olmaz. Hem tıp istiyorum diyorsun hem de yabancı dilden şişeceğim diyorsun. Senin yabancı dile ihtiyacın var. Abi zaten gitgide umudum çok kırıldı ya. Tıp çok zor be abi. Annemler geldi. Kız dur, koşma öyle kapıya, yavaş. Aman da aman.
Aman kimler gelmiş bizi karşılamaya? Anneciğim! Hoppa! Ah ben nasıl özlemişim. Oh anne! Asıl ben özledim. Of ben. Bebek doğdu mu? Yok anneciğim ne bebeği? Biz babanla tatile gittik. Hacı Ağla bebek doğdu dedi. Aa. Anneciğim senden mi saklayacağız da olsa? Hem hastanede sen de bizim yanımızda olacaksın bebek doğarken. Bebeği alıp eve gittiler. Gelmeyecek artık dedi. Ama ben hanımla... Hala sen ne şaka yapmış kızım. Biz tatile gittik ya annenle. Hani aradık seni her gün oradan. Oteli gösterdik, kapıyı gösterdik. Altuf abicim. Sen arabadan inşallah alıp Hüseyin'in arabasına koyar mısın? Biz fazla kalmayacağız. Hediyeleri bırakıp hemen gideceğiz. Nasıl isterseniz. Ama Bade Hanım'ın sınavları için moral mangalı var yukarıda. Herkes yukarıda. Vay vay vay. Kaynanam seviyormuş. Gerçi severmiş. Görüşebilseydik eğer. Sevmez hayatım. O iş kimseyi sevmez. Yani kendimden başka. Ah ah prens. Çok özledim ben. Sen büyüdün mü bizden habersiz bu arada? Aa büyümez olur mu babası? Alt mı olacak o? Ağırlaşmış bayağı kız mı? Aa. Kadın bunu bir şekilde yapıyor işte arkadaş. Nasıl yapıyor ya? Bak mis gibi de kokuyor. Bak. Elticiğim. Aa kız hoş geldin. Ay bakayım sana bir Zeynep. Kız maşallah balayı ne güzel yakışmış. Fıstık gibi olmuşsun ha. Elticiğim kapriye bayıldım. Mükemmel bir yer ya. Bak çoluğu çocuğu bana bırakıyorsun. Direkt düğünden sonra balayını oraya. Ne a? Biz Kenya'ya gidecekmişiz. Kerim Kenya'ya gitmek istiyor. Ay bu Kerim Kenya aşk öldürecek beni. Ne yapacaksınız kızım o sıcakta? Yılanla çıyanla balayı mı olurmuş? Ay yok be. Ne yılanı çıyanı? Yani onlar var da bak göstereceğim. Ha. Nerede benim telefon? Ha. Ne varmış farklı? Ben geçen bir araştırma yaptım. Böyle birkaç fotoğraf buldum. Baksana. Koca koca filler var. Ay Elticiğim yok artık. Ne o öyle balayını filleri izleyerek mi geçireceksiniz? Yani. Öyle planladık. Aman dur bakalım canım. O zamanları bir görelim de. Daha bir ay var. O zamana kadar kim öle kim kala. Değil mi? Bana bak. Oralardan deli para vererek tasarım bir elbise aldım. Vazgeçersen boğarım seni. Ay yok canım. Niye vazgeçeyim canım? Vazgeçmem. Niye bana yalan söyledin? Geldiler işte. Aa! Ben ne dedim be? Yalana bak. Nasıl ben ne dedim? Demişsin ya bebek doğdu onu alıp eve gittiler seni de bir daha al sağ almaya gelmeyecekler diye. Abla ölmüyor. Çocuğa dedin mi bunu? Ah ah. Allah seni nasıl biliyorsa. Olur mu kızım? Allah şaka yapıyordur. Tamam bu konuyu kapatın artık bu konuyu ya. Bu evde tatsızlık istemiyorum bugün. Çocuk yarın sınava girecek. Ya siz hala şaşırıyor musunuz gerçekten? Bana da sürekli sen ancak sümerolojiyi kazanırsın deyip duruyor. Ne? Sümeroloji. Sümeroloji deyip geçme canım o da lazım. Allah Allah. Okumuş şeker vereceğim ben sana. Onunla acık yükselir puanım merak etme. Asıl ben sana pirinç okuyup üfledim. Sen ne giyeceksen Ayşem'den ver bana böyle sağına sola dikmeyeceğim onları. Aysel o ikisi ayrı ayrı tesirli olmaz. Siz onları birleştirip güzel bir okunmuş üstü de yanmış sütlerçe bu tıbba kadar yürür arkasına bakmadan. Ya daha neler canım. Of öyle kafana göre her şeyi içeri sokamıyorsun bir kere. Heh. İçeride arama yapıyorlar. Tabii canım kapıda stand var. Görevli okunmuş malzemeleri alıyor ondan sonra çıkarken geri iade ediyor. Tabii çöpe atmamak lazım günah. İyi düşünmüşler bak. Şeyla kaç dakika var daha ya? Oo daha var Ben sana söyleyeceğim. İyi o zaman vakit varsa ben ablamı şöyle bir içeri alayım da ağzına okunmuş koli bantı yapayım. Ramazan günü günah olmaz diye mi? Aa uğraşmayın benimle oruç ağız. Bacak kadar çocuğun lafıyla ayıp valla. Ah Allah ah. Allah'tan ayıbı senden öğrenecek değiliz. Açık yerle şu. Yerle. O değil öyle değil. Anca yemeği bilirsiniz. Böyle güzel. Ya gelmiyor musun? Ya sen geç içeri. Ben biraz hava alayım.
Hava da çok güzel. Kalmamı ister misin? Yok yok. Girsen ben de hemen gelirim. Tamam. Çıktı mı yerleştirme sonuçları? Baktın mı internete? Baktım mı baktım. Turizm ortancılık tutmuş. Aferin kız. Helal be. Ya turizm çok iyi. Bak mezun olunca bir sürü iş de bulursun. Senin suratın neden asık bakayım? Ya bırak abla ya. Girsem ne girmesem ne? Karnımızı doyuracak paramız yok. Hayatımızda bir üniversite eksikti. Bana bak. Bana bak bakayım. Sen okuyacaksın. Gerekirse 24 saat çalışırım. Tazadan dikiş dikerim. Lokantalara börek yaparım. Maaşım da var. Seni okuturum. Anladın mı? Hem babam da 3-5 kuruş bir şey verir. Ha, verir. Babam ne kazanacak da bana ne verecek? Onun parası onca kendi içkisine yeter. Ya Allah Allah canım, içmeyi verir o da ya. Biz burada aç yatsak bile sen okula gideceksin, tamam mı? Ayrıca benim iştahım iyice açıldı, erkenden kilo almasam bari. Yemene bak, yemene. Hiçbir şey olmaz. Bak, bu dönemler bir kadının en muhteşem dönemleri. Vicdan azapsız istediğin kadar yiyebilirsin. Ye bebişim, ye yarısını. Ne yapıyoruz? Sen düğün için bir organizasyon, bir konsept falan belirledin mi bak? Bir aydan az zaman var kızım. Bayramdan sonra hemen düğün. Ay tamam ya. O kadar heyecanlanacak, panik yapacak bir durum yok. Bizim evin bahçesinde oluruz böyle biz bize. Kendi kendimize. Anladın mı? Böyle bir kır muhabbeti. Öyle yani, tatlış bir şey. Ay olur mu hiç öyle şey? Bu çok özel olmalı. Senin hayalindeki gibi bir düğün olmalı. İlk düğündeki bütün kötü yüzlerin hepsini silmeli. Çok önemli ya kuzum. Ay Elciğim ya. Ay kusura bakma, aslında kötü anlarını hatırlattım ama. Yok canım. Önemli değil. Ama neyse. Ben sana nasıl ne diyeceğim. Şimdi hani sen bir iş istiyordun ya. Böyle bir son istek falan. Artık emekli olduğuma göre yeni işi sana devredebilirim. Ne yani, şimdi bir operasyon mu var? İş mi veriyorsun bana? Mahir! Mahir! Gel 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 gel! Operasyon varmış, iş veriyor şef ona, gel. Ya. Ya. Evet, dinliyorum. Otursana oğlum şuraya. Benim şefle yan yana oturmam yasak. Ne o? Kerim öğretmen sıralarınızı mı ayırdı? Ya şu saçma sapan konuşma, gel otur şuraya. Ha karışmam. Sorumluluk bende, Allah Allah. Yani zaten bana veriyor operasyonu şef yani. İkimiz yürüteceğiz yani, onunla bir ilgisi yok. Aynen. Sen yanında ol ki Zeynep'in takıldığı yerde yardımcı olursun. Çok tatlı ve çok basit bir iş. Şahsen ben yeminli olmasaydım yapardım da. Artık bu saatten sonra sözümden dönemem. Ye. Tamam okey, iş ne? Şimdi şöyle. Yani ben geçen gün bir şey duydum ama tamamen tesadüfen böyle yanlışlıkla kulak misafiri oldum. Oradan çakozladım. Şimdi durum şu. Kız Ayfer, Allah'ın adını verdin diyorum ya. Ne olacak yani, söylesen. Bak ben buraya geliyorum. Herkes buraya geliyor. Doktora ne iyi varsa ne iyi yoksa her şeyini anlatıyor. Ben de küçücük bir şeyini bilmek istemişim. Çok mu canım, hakkım değil mi? Belki hayırlı bir iş. Hı? Belki şu an adamın kısmetini kapıyorsun. Nereden bileceğim? Tamam. Bak benden duymuş olmayayım, tamam mı? O hayatta. Söyle. Bekar. Ha? Anlat. Sevdiği bir kız varmış okul yıllarından.
Kız da gitmiş başkasıyla evlenmiş. Aa. Bizim hoca da hayata küsmüş. Daha kimseyle ilişki kuramamış. Ben biliyordum ama o adamda var bir şeyler. Vallahi işten eve, evden işe gidip geliyor sürekli. Ne yapsın adamcağız, yazık. Malum buradakilerle de yakınlık kuramıyor. Meslek, yasak. Tabii onların bir takım yeminleri var şimdi, doğru. Vallahi ben de çok uğraştım birini bulmak için onu ama başaramadım. Bu yaştan sonra da çok zor vallahi bence. Yani orası pek belli olmaz. Gün doğmadan neler doğar. Kız sen danışanına bırak ya. Var benim aklımda bir şeyler. Bari bir işe yarayayım şurada. Boş boş gelip gidiyorum. Sevaptır. Tamam hocam. Doktor Uygun, buyurun. Tamam canım. Sağ ol. Ya bırak şimdi, bizim iş yok, problem yok. Senin terapistine kız mı bulacağız? O mu var yani şu? Hikayenin sonunu bir bekle. Allah Allah. Elimde güvenliğimiz ve huzurumuz açısından en uygun aday var. Kim? Hatice hala. Bas. Ne? Ya şuna bak ya, bir cemancı da Hatice hala dedi ya. Hatice hala olur mu ya? Evet hala diyorum. Allah Allah. Ben onu öyle bir cilalar parlatırım ki ağzın açık kalır. Kapısında bile yatarsın. Yani sen ne yapacaksın? Sen halayı baştan yaratacaksın. Şimdi bak, bu terapiste çok mazbut bir adam. Kendi halinde. Belli ki bir aşk acısı var. Yıllardır yapayalnız. Ya daha iyi bir ikili olabilir mi? Yalnız şöyle bir detayı es geçmemek lazım ki halam şehrin en zengin kadınlarından birisi. O nedenle bu bilginin bir şekilde karşı tarafa aktarılması lazım. Yani içine karışmak için söylemiyorum. Hani bir bilgi aklında bulunsun. Okey, tamam, şey yok, etek öyle çok açılmayacak, saçlar belki benzemeyebilir, okey. Sen nereden annen, ben anlattım mı sana hayal? Anlatmana gerek yok, tabak gibi suratından okunuyor, ahlaksız. Tamam tamam, ben o iş bende, ben ne yapacağımı buldum yani, şey yapacağım ama çok da şey olmayacak yani, şöyle söyleyeyim. Biraz iş kadını, hafif seksi ama Orta Doğu prensinin bir akrabası gibi bir imaj. Evet yani öyle bir şey, evet. Evet. Ben, evet evet. Çok iyi fikir. Çok iyi. Ha, halledin işte bir şekilde ikiniz. Halledersiniz yani. Ben de artık ne yapayım? Anlattıklarınızla bunu. Bütün arkadaşları sokaklarda çılgınca eğlenip top oynarken pencereden bakan küçücük bir kız çocuğu gibi anlattıklarınızı. Bağımlılıkta su içmen lazım. Sen bol bol su iç. Saçma sapan konuşurken sinirlendirme. Sıvay litre. Her gün sıvay litre. Sıvay litre. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Oğlum ya. Ceren'cim, Memo orada. Bahar orada. Koş oynayınlar. Dikkatli ama. Bahar bak ben geldim. Koş bakalım. Koş. Baş da dikkatli koş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baba ne oluyor, ne bu sıra? Derdimiz büyük, sorma. Annem hala yüz vermiyor değil mi? Bu ne inattır be kardeşim, anlamadım gitti ya. Ya Kerim, bunlar balayındayken iyiydi. Ceren sayesinde evde ortam biraz ısınmıştı. Ama bunlar dönüp de kız da eve gidince anan gene fellik fellik kaçar oldu yani.
Aslında kendinize bir tane yapın diyeceğim ama bu işten sonra biraz zor oluyor o şey. Aklıma bir şey geldi de onu sana söyleyeyim dedim ya. Ya sizde çok var şunlardan bir tanesini bana versene. Mesele hallolana kadar ya. Müşkülümüz hallolsun hemen faiziyle geri vereceğim ya. Olur tabii baba. Bak bakalım özel bir tercihim var mı? Yok küçük Hülya bahar olsun. Tabii tabii bence sorun yok. Parada anlaşırsak tabii. Bir de Hülya'ya sormam lazım ama onu da itiraz edeceğini sanmıyorum canım. Niye etsin ki? Yok. Geçin dalganızı geçin geçin. Ananız tümden beni büsbütün bırakıp giderse o zaman görürsünüz siz. Soracağım ben size. Ya baba dalga mı geçiyorsun Allah aşkına? Kız zaten bize yeni yeni alışmaya başladı. Geceleri uykusundan ağlayarak sayıklayarak uyanıyor ya anne diye. Ah yavrum ya. Meli'yi özlüyor tabii değil mi? Evet abi. Vallahi içim parçalanıyor onun halini görünce. Keşke birisinin de benim için içi parçalansa. Keşke bir kişinin benim için içi parçalansa yok. Baba sen onu bunu bırak da. Senin müşkülünü kökten çözecek bir fikrim var. Bu konuyu hallet. Üniversiteyi bu dingilingi senin üstüne. Hiç bana boş vaatlerle gelme baba. Ben sana fikrimi söyleyeyim de bir bakarız ondan sonrasına. Şimdi. Hep gördük bu gelinlikleri. Ay efendim geçiniz Allah aşkına geçiniz yani. Bu nedir? Çok demode bunlar ya. Sen atını kandırdın. Sonra sıkılın. Seni takip olacak gibi değil. Kabarık giymesen. Atlattıktan sonra kolaylaşacak. Ya ben zaten diyorum ki galiba gelinlik giymek istemiyorum. Yani galiba öyle gibi hissediyorum. Daha çok konsantre gerekiyor. Mesela biz geçenlerde çok eğlendik öyle bir şey. Hep kabarık ya bunların altları. Bu da bir nevi yani nikah tazemi. Hayır, aynısını hiç yapamam. Peki. İsmi ayrılmıyorlar ya. Bundan sonrası zaten herkes yani. Basit yani. Aynen aynen. Çözebileceksin. Aa, hoş geldin. Ay buradasın. Otur da azıcık konuşalım seninle. Oturuyorum zaten. Ne oldu ne bu surat? Kız, hayırsız. Kaptın elin herifini. Hepten unuttun sen bizi be. Ay Kaya sus Allah aşkına ya. Ben nelerle uğraşıyorum siz biliyorsunuz mu? Hah o zaman Nilay ablacığım sen bana odaklan. Benim zaten gitmem lazım çok işim var. Kendini acındırma kısmını geç. Bana direkt olayı anlat. Ben gittikten sonra Kaya abiye anlatırsın olur mu? Hamileyim ben. Ne? Ne? Aa, çok sevindim. Ay Nilay abla. Kız. Gel buraya bakayım bir sarılayım sana. Ah canım. Lan Mahir dayı oluyorsun lan. Allah ananı babanı büyüsün kız. Ebu halin de senin. Ne oldu? Ya tamam. Sevinin, sarılın, coşun da. Ya Allah aşkına ben yeni evliyim ya. Daha Maldivlere balayına gidecektim. Artık benim çocuk gider balayına Maldivlere ya. Ben ne yapacağım şimdi? İşim, gücüm, kariyerim her şey bitti benim ya. Ay Nilay abla. De şuna bak problem. Problem bu mu ya? Maldivlere şimdi git. Maldivlere hep gidilir Maldivlere. Ne olacak ki? Doğumdan önce biraz git. Ondan sonra daha çok gidersin. Sonra hep beraber gidersin. Ne olacak ki? Ha, tabii giderim ya. Atıf abi ne yaptı? Ay delirmiştir sevinçten. Söylemedim ki daha ona. Yani bilmiyorum işte. Kararsızım ne yapacağım ben ya? İlk çocuk bu kararsızlık olur mu hiç? Kararsız ne demek ya? Ne demek kararsız? Kararsız değil mi şey ya? Ay ne demek olacak canım? Bırak boş boş konuşuyor. Bana yapma bari Nilay abla. Çocukluğunu biliyorum. Biz çocukken de bayılırız bebeklere. Bak ara hemen kocanı buraya gelsin güzel güzel konuşun. Ben de size kocama bir pasta ısmarlayayım. Ay çok heyecanlı teyze olacağım be. Ya şimdi öyle aranıp pat diye söylenir mi? Nasıl söyleyeceğim? Ne diyeceğim ben? Söylenir mi? Ya dur bırak. Bırak. Ver şunu karışma sen ver şunu. Ya karışma sen karışma Allah Allah. Ara kız ara. Alo Hülya Hanım. Hah Atıf abi ne yaptınız? Çıktı mı Bahadır sınavdan? Çıktı çıktı eve dönüyoruz şimdi. Güzel nasıl geçmiş peki? Vallahi bana da bir şey söylemedi. Soruları düşünüyor sanırsam kafasında. Doğru mu yaptım yanlış mı yaptım diye. İyidir o iyidir ya. Zeki kızdır Bahadır iyi geçmiştir. Buraya gelsenize kafedeyiz biz. Herkes burada. Nilay abla da burada. Hem Bahadır'ı da görmüş oluruz çok merak ediyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Geliyor. Ya işte ya. Yedin Hülya. Kız çocuğun yanında ne biçim konuşuyorsun öyle?
Elticim, çocukların. Ay ben onu nasıl unuttum ya? Ortalık çocuk kaynıyor mübarek. Kesin kreş açacağım. Hemen bak, hemen yapmıştır. Yok. İşlemez o plan. Annen öyle surlukladı. Hiç hoşlanmaz ya. Yahu baba, acaba dünya üzerinde bundan hoşlanmayacak bir kadın var mıdır? Diyorsun. E tabii, bakınız şekil bir. Ben ve Hülya. Hop, seni orada bir durduracağım. Şimdi babamın kabahati senin kabahatinden bir parça daha büyük olduğu için onun planıyla daha özenli ilgilenmek gerekecek. Sen aç da neticene dalga geç. Şey işte, sizin dilinize düştüm ya. Ya baba, kendine haksızlık etme. Sende daha çok iş var. İşte var da yok gibi davranmakta fayda var şekil açısından. Neyse, ben onu biraz düşüneyim de sonra şey yaparız gene. Düşün. Ben az çocuklarla ilgileneceğim ya. Ne yapıyorsunuz? Yemekte ne var? Yemek var mı yemek? Bahar, çay var mı? Var mı? Ne var? Aslan geliyor. Kaplan geliyor. Aslan geliyor. Kaplan geliyor. Neydi? Düşmedi, bıraktım biz onu. Sen ölürsün sonra. Ne var yemekte, ne var, ne var? Ne var? Neymiş o? Çay mı bu? Ne? İçeyim biraz. Bahar, içeyim mi bu çaydan bir? Çok güzelmiş. Sen ne yaptın? Atıf abi geliyor. Abi ne haber ya? Damat ne haber ya? İyiyiz işte. Bade ile heyecanlı bir gün yaşadık. Bade, anlat kız, nasıl geçti? Önüne de bakmıyorsun. Alo. Aa, yerde mi gökte mi belli değil. Arkadaşlarla yazışıyor, çok heyecanlı. Çok güzelsin canım. Ne haber? Şaşkınım işte biraz. Hayırdır? Atıf. Biz biraz şöyle oturup konuşalım mı? Hayır anne. Korkutuyorsun beni. Şşt damat. Damat, durum ciddi. Seni boşayacak galiba. Eyvah. Gel Atıf. Geçelim şöyle. Şey. Atıf. Ya bir anlatsana bari, nasıl geçti sınav? Yaptım işte bir şeyler. Ama bilmiyorum ki yani. İyi, iyi geçti aslında ama mutlu da değilim hiç. Görüldü mi? Nasıl sınav? Kafada et bırakmıyor. Bunların hep verildi. Ben mesela hiç sınav sevmiyorum. Okulda da sevmiyordum. Kız, boş ver sınav. Relax ol. Tatil başladı. Eğlenmene bak. Hayır, ne anlatıyorsun Allah aşkına? Yok kuzum, iyi geçmiştir. O kadar çalıştın, iyi geçmiştir. O kadar da çalışmadım. Şimdi şöyle oldu. Ben bir kuşkulandım. Bekledim ama önce. Yani emin olmak istedim. Sonra bir baktım. Kuşkularım böyle giderek artıyor. Yani dedim ki bu böyle olmaz. Ben tabii bilimsel olarak buna bir el atayım dedim. Yani kuşkulanarak nereye varacağım, değil mi? Sonuçta ben de kendim bir sağlık elemanı olarak. Yani ayıp değil mi? Ya kuş kullanarak nasıl çözeceğim bu işi? Nilay, söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Atıf. Kağıt üzerinde her şey hazır. Ama en önemlisi araziyi buldum. Değil mi? Yarı görelim orayı. Cevher Üniversitesi oluşumu hızla devam ediyor. Güzel. Ah be abi, keşke her şey araziyi bulunca bitse. Daha çok iş var. Bak, bunun inşaatı var, bürokrasisi var, en önemlisi kadro meselesi var. Ama güzel ya, bir yerden başlamak iyi. Ben gidelim görelim araziyi o zaman şimdi. Yok, yok, bugün olmaz. Bugün çocuk nöbeti bende, Hülya izinli, ama yarın gideriz. İyi, o zaman yarın akşama da şu annenle mevzuyu ayarlı ya. Baba sen hiç merak etme. Sadece annemi alıp mekana gideceksin. Geri kalan her şey bende.
İyi hadi bakalım bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ya baba sen sanki biraz heyecanlısın ha. Kerimciğim sen merak etme. Ben ne olur ne olmaz diye kapının önüne bir tane de ambulans çektiriyorum. Belli mi olur? Siz anca at gibi gülün her şeye. Bana müstahak bütün bunlar tabii. Bebeğimiz oluyor. Ay. Milay çok sevindim. Bana dünyaları verdin. Ay ama benimki gidiyordu korkudan. Ya abi var ya tebrik ediyorum ya. Ya damat hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah analı babalı büyüsün ya. Kutlarım Nilay abla. Atıf abi çok sevindim. Sağ ol canım. Bak Nilay abla bir demin değildin nasılmış? Ya ne bileyim korktum birden işte. Ay hadi pasta keseceğiz. Kıyak pasta var mı? Ya olmaz mı? Hemen bekleyin getiriyorum ya. Vallahi doğsun ben daha iyisiyim ya. Ona tapu vereceğim. Bana bak doğduktan sonra bir çeyrekle gelirsen yediririm o çeyreği sana ona göre. Yedir kız. Ben mahir sözlü. Anca bundan kalmış. Diğerlerinin hepsinden ucundan yemiş arkadaş. Ay Nilay abla bebek kesin kız. Bak pastası bile pembe. Oha kimin çocuğu oluyor yine ya? Ölmüşlerine rahmet Aysel. Afiyet olsun da tatlı yemedin. Getir veren bir tane. Aysel sakın ha. Sonra bütün gece inliyor azımsızlıktan. Sahurda sahurda ben onu sahurda indiririm. Acık indiririm. Hadi bırak artık elini o telefonu. Haydi anlat biraz ya. Bırak. Aysel abla. Eline sağlık. Efsane olmuş güllacım. Afiyet bal şeker olsun benim badem kızım. Biliyor musun? Ben sana çok duvarlığa it verdim. O imtihanda yüksek yüksek puanlar alacağını içime de o verdi. Ay keşke Aysel abla ya. Ben o kadar çok heyecanlandım ki kafam kazan gibi oldu. Böyle sanki her şeyi birbirine karıştırmışım gibi geliyor. Sana öyle geliyordur. Sen ben sana azıcık daha tatlı koy verem. Kız. Ah Aysel ah, ah Aysel ah. Hala da tatlı diyorsun. Hala tatlı diyorsun. Bana benzeteceksin sonunda bunu. Bana bak. Sen niye öyle şey yapıyorsun ya? O kadar gaygılanıyorsun. Gaygılanma. Çalıştın ettin. Gayet de güzel tamam. Ben inanıyorum sen çok güzel bir yer kazanacaksın. Her şey kazanamazsan ne olacak? Yurt dışına yollarız olur biter. Öyle ama şimdi. Tamam özleriz ama ne yaparım? Bağrımıza taş basar göndeririz gel. Aa, canım babam ya. Kızım sen bütün gün neredeydin ha? İftara zor yetiştin. Ha, kafede takıldık biraz. Hmm. Siz asıl olayı bilmiyorsunuz ya. Ne? Nilay abla hamileymiş. Ama. Uzun Atıf'ın haberi var. Atıf abi kafede söyledi Nilay abla. He? Ya o kadar sevindi ki ağladı adam ya. Canım benim. Ay dur hemen Atıf'ı arayıp tebrik edeyim. Arama şimdi arama. Bu saatte arama canım adam evinde özel şeysi. Sabah vazifesine geldiği zaman tebrik edersin. Hatice nerede esas? Bugünlerde tansiyon, baş ağrısı pek tatsız. Yattı herhalde. İyi ki kanım oruç vurmuştur başına. Ya benim tatlım nerede ya? Hala ne tatlısı canım? Aa. Aysel abla. Hadi bak dinleyelim içi. Sokma şu çocuğun kafasına yurt dışını. Daha küçük. Nasıl eder yaban ellerde? Söyle korkmasın. Ben onu rahatlatmak için söylerim ya. O kazanır zaten sen merak etme. Sanır inşallah. Bir lokma seninkinden bir çatal alayım. Ay, bir çatal alayım ya. Olmaz. Narından ver bir tane. Bayram Bey onu sen. Ver ya bir tane daha. Aşk olsun yani. İyice gıda komiseri gibi oldun ya. Öyle olacak. Evet sevgili Cevherler. Müstakbel Cevher Üniversitesi kampüsü burası. Yer güzel ama. Aferin aferin vallahi güzel. Bayağı iyi yer bulmuşsun yani. Nasıl baba? Kedi olalı bir fare tutmuş muyum? İşte ona bakacağız. Ben çatal çubukla bakmadan çöp bile almam. Oh, çıktı bu yine çatal çubuk mevzu ortaya. Ya şu meşhur çatal çubuğunu biz ne zaman göreceğiz? Evet. Sizin de artık müşerref olma zamanınız geldi onunla. Atif aç bakalım bagajı yavrum. Orada değil mi? Getir. Kutusuyla getir. Aç bakalım.
İşte alameti farikamız. Bugün sahip olduğunuz her şeyi bu çatal çubuğa borçluyuz. Bu ne ya? Bu işte maden damarlarını bulan mucizevi alet. Öyle değil işte. Bu neye niyet edersen onu bulan bir şey. Mesela şimdi ben burada ilim irfan arayacağım. Bulduysam alacağız. Bulamadıysam burası hayretmez deyip yürüyüp gideceğiz işte. Abi. Hı? Babam tozuttu galiba. Yeni tozuttu diyorsun yani. Eskiden çok mu normaldi? Yani bilmiyorum da şaka değil mi bu? Vallahi bilemiyorum, şaka mı yapıyor, dalga mı geçiyor yoksa bize bir şey mi öğretmeye çalışıyor? Bazen anlamak zor. Yani şimdi bu çubuk dönmezse olmayacak mı iş? Yani öyle dedi. Ne diyor? Aha dönüyor. Yok ne dönmesi ya, numara yapıyor ya. Buldu bir şey galiba. Gel buraya gel. Hakikaten mi? Aa bağırıyor, yürü yürü. Yani tabii tarih öncesi çağlarda böyle şeyler kullanılmış olabilir. Yürü hadi. Buldun mu baba, buldun mu? Gel bak buldun mu? Oh be. Ya bismillah. Vay dingil vay. Ben bunu var ya, ilk demirci Salih'in yerinde görmüştüm. Şeyin Hülya'nın babası. Mucit tarafı kuvvetli adamdı. Oturmuş bunu yapmış. Ortadan kaybolup duruyor falan. Bir gün takip ettim nereye kayboluyor bu diye. Baktım bununla dolaşıyor, döndürüyor, döndürüyor. Döndüğü yere vuruyor gazmayı, vuruyor gazmayı. Aldım Çamoğlu'nu karşıma. Anlat bakalım. Dedim ki ne lan bu? Bu dedi çatal çubuk. Maden buluyorum. Elinde de taşlar falan var. Bak dedi bunları buldum. Aldım baktım. Bildiğin kromit. Aleti sat bana. Yok. Zengin olacağım ben bununla. Dedim ki sen ne yapacaksın madeni falan. Senin yapacağın iş değil ki. Biz babadan, dededen madenciyiz. Sat dedim bunu bana. Dedi yok. Bana da bir kızgın ki. Kız isteme meselesi yüzünden. Biz de tam Emine'yi istemek üzereyiz. İşte babam demiş ki ya oku ya askere git falan. Ben de askere gideceğim. Diyorum ki kızı isteyelim ki nişan, yüzük müzik falan. Ben askerdeyken adam gibi otursun beklesin. İşte Salih de aklı sıra burnuna maden bulacak da işte çıkartacak, satacak da zengin olacak, kapacak kızı. Şeyi, Hülya'nın annesi. Ta kendisi ya. Şeyin Hülya'nın annesi yani işte rahmetlik. Salih Emine'yi isteme işini duyunca hepten yüz çevirdi benden. Satmıyor çubuğu. Ben de inadına gittim hem kızı istedim hem de bunu takip ettim. Sakladığı yerden çatal çubuğu çaldım. Aynen. Adamın bütün hayallerini gömdün yani. Dümdüz ettim dümdüz. O zaman ben dişliyim böyle aslan parçası gibi. Şimdiki gibi değilim ki ya. Belli. Dur bir şuralarda dolanayım. Sen eme. Dönmezsene bırak. Getir onu getir. O sahibine göre kişiler. Oğlum ver. Allah Allah. Önce devir teslim yapacaksın ki sahibi kim onu bilecek. Ya baba bırak bu masalları. Emine anneyi sonradan demirci nasıl aldı sen nişanlandıysan? Beni takip etmiş o gün. Bayram! Hesaplaşacağız lan seninle. Ben çatal çubuğu çıkarınca üstüme atladı. Bir bunun için vuruyor, bir Emine için vuruyor. Tamam lan, sen istedin. Thank you.
Baktım sakinleştiremeyeceğim. Sonunda sakinleştirdim. Dövmek suretiyle. Dedim ki lan Demirci, sen madem bulsan ne, bulmasan ne? Bu beceriksizlikle onu da eline yüzünden bulaştıracaksın. Dedim gel seninle ortak olalım. Yok, senin gibi hırsızla ortak mı olunur dedim. Dedim tamam, çıkarırım madeni. İlk sevkiyattan sana komple parayı vereyim bir seferde. Zengin ol, git ne yapacaksan yap. Yok, senin para numaranı istemem. Çubuğumu ver, çubuğumu ver, çubuğumu ver, çubuğumu ver. Dedim tamam, paramı istemiyorsun. Ortak olmak da istemiyorsun. Peki sen Emine'yi de mi istemiyorsun? Emine ne olacak? Bir baktı. Sen dedi, benim dedi sevdiğim kızla mahsus nişanlandım. Aldı elimden bunu. Bir afra tafra döndü gitti sinirli sinirli. Gel lan buraya. Koştum peşinden, yakaladım, çevirdim bunu. Bak dedim Salih, nişanı bozarım. Gider başka bir kızla evlenirim. Hadi bakalım, bu teklifime de hayır diyebilecek misin? Böyle durdu, gözleri parladı. Tamam dedi Salih. Boz nişanı Emine'yle. Git başka bir kızla evlen. Vereceğim sana çatal çubuğu. Vay be. Salih amcanın aşkına bak sen. Salih amcanın aşkına mı bak sen? Ne aşk Hüseyin? Anlamazdı ki hiçbir şeyden. Miskinin biriydi. İçmekten başka bir şey bilmezdi. Kim uğraşacak? Gidecek madeni çıkartacak, satacak, getirecek, götürecek. Ay yaştan başka bir şey değildi. Sağ olsun, sağ olsun dediğim yani. Rahmetlik. Ya aşktan olsa o kadar döver miydi kadını? Ben hatırlıyorum Hülya küçükken hep ağlardı bu yüzden. Kızcağız her gün döverdi. Her gün. Sen ne yaptın sonra? Gittin annemi mi aldın? Şöyle oldu. Kendi anama gittim. Dedim ki, duyduğuma göre bu Emine'nin başka bir sevdiği varmış dedim. Ben böyle bir kızla nasıl nişanlanayım? Atacağım nişanı dedim. Kasabada da gelir giderken başka bir kız görüyorum. Dünya güzeli, su damlası gibi bir şey. Anam ondan bahsettim işte. Aa dedi, o dediği şey dedi. İpekçigillerin kızı Süheyla dedi. Onların fabrikası mabrikası var. Ya tanımıyoruz ama gider isteriz oğlum ne var dedi. Sonra gittik istedik. İşte sıra sıra duruyorsunuz karşımda. Vay be. Hemen unuttun Emine'yi ya. Annenizi almışım. Çatal çubuğu almışım. Daha ne? Şimdi fıtır fıtır bir yılda kaç maden buldum biliyor musun? Babam var ya, aklı çıktı. Ağzı bir karış açık kaldı. Kahve kahve geziyor diyor ki, benim oğlanın burnu esaslı koku alıyor. Nereye kazmayı vursa altın fışkırıyor falan diye anlata anlata bitiremiyor. Ha? Kerim, dönüyor mu gerçekten? Yırttık. Tamamdır. Vurun buraya gazmayı, atın temeli. Hüseyin, al şunları at. Getir mimarlarını buraya. Bu oğlan ne istiyorsa, nasıl bir şey istiyorsa yapsın, ne etsinler işte, tamam. Özel Kerim Cevher Üniversiten hayırlı olsun Kerim Bey. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Masrafın hiç bitmiyor. Ya bırak baba ya. Burası zaten paralı üniversite olacak. Sen yatırımının karşılığını kat kat alırsın. Oğlum dünyanın neresinde görülmüş kâr eden üniversite? Hayrı ne yapılır bu işler? İşte bu. Baba. Hı? Bu akşamla ilgili her türlü detay ayarlandı. Annem bayılacak. İyi bir yaz. Hangi şey yapsaydın, ayarlasaydın? Kötü bir yer bilmem zaten baba. Şimdi haline bak. Sevinçten ne yapacağını şaşırdı. Ağzı açık ayran budalası gibi. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi baba? Kerim için çok güzel bir şey yaptı. Sadece Kerim için değil ki Hüseyin. Ev bebe belik dolu. Güzel güzel okullar işte. Kaldırdın mı hepsini? İyi. Haydi oy. Haydi haydi. Sonra bakarsın. Ömür boyu bakarsın. Gel.
Kızım niye çağırdın beni sabahın köründe? Halacığım baştan söyleyeyim, sorgu sual yok. Senin için güzel bir alışverişe çıkıp seni baştan yaratacağız. Tövbe de o ne biçim laf? Neyimi beğenmiyorsun da baştan yaratacaksın beni? Ben sana dedim en başta hala, sorgu sual yok. Hem hayırlı bir iş var sonunda bunun. Aa, benim yaşımda ne hayırlı işi be? Ay, yaşım. Kız hala senin yaşında ne var Allah aşkına? Ha? Hemen bugün seninle alışverişe çıkıyoruz. Alışverişe mi? Evet. Allah Allah. Herkese merhabalar. Ya Cesur, ne yapıyorsun? İyi abiler, siz ne yapıyorsunuz? Nasıl müzik? Abi bir öncekini açar mısın? Bu. Hah tamam. Güzel kalsın. Saygılar. Abilerim izin var mıdır? Niye? Benimle dans eder misiniz? Ben dans etmeyi bilmem ki. Gel ben sana öğretirim. Hem bak ben bayağı iyiyimdir. Beni takip et. Ne yapıyorsam dinle. Sola doğru başlıyoruz. Bir, iki. Şimdi döndüreceğim seni. Bir daha dönelim. Şimdi sen dön. Finale geliyoruz bak. Geldi. Ha! Bismillah. Ceylan! Bu ne hal kız? Allah canım assın. Gemiklerini kırıvereceğim. Gemiklerini. Yürü çabuk eve. Yürü bakayım. Sen de ne diyorsun kızımın sağını sona? Ne yapıyorsun? Ağzının içine girmişsin. Yudu vereceksin mi kızıma ha? Yudu vereceksin mi? Aysel Hanım dans ediyoruz. Lütfen kolumu bırakır mısınız? Ne. Aysel abla burada bir problem yok. Mahir sen acık geri dur bakayım. Olay daha çok büyümesin. Onunla ana kız aralarında hallederler. Ay Allah aşkına Aysel abla. Ne var şunun şurasında dans ediyorlar. Sen karışma gelin hanım. Bak kalbini kırmak istemem, karışma. Aklım almıyor Aysel Hanım. Sadece dans bu. Nasıl kötü bir şey gibi düşündünüz? Ben senin aklını çok güzel alıvereceğim. Sen geç bakayım şöyle. Geç. Otur şuraya. Hı? Ceylan. Kaybol gözümün önünden. Vallahi billahi o saçlarını teker teker yoluvereceğim. Yürü. Biz zaten mutfakta işimiz var. Yürü. Aynen bizim mutfakta işimiz var. Abi. Hadi hala biz de gidelim, yoksa Aysel abla bize de çemkirmeye başlayacak. Bize alışverişe gitmek lazım. Hadi görüşürüz. İyi günler. Anlat bakayım. Pek dik konuşuveriyordun. Kimin nesisin? Kimin fesisin? Ayı mısın? Kurt musun? Tilki misin? Tavşan mısın? Anlat. Şimdi cevap verme bana. Cevap verme. Ne diye öyle tuttuydun kızımın sağından solundan ha? Ne diye tuttuydun bana? De bakayım sen. Vallahi aferin. Sevdim ben bu oğlanı. Dik durmuş. Niyeti ciddi belli. Öyle dedi. Niyetim ciddi dedi. O kadar darladım. Allah için çıtı çıkıp da en ufak bir saygısızlık demedi, vermedi. O zaman sen de fazla sıkma çocukları. Gevşek de bırakma. Bir gözle bakayım. Önce birbirlerini tanısınlar. Belki de gerçekten kısmetidir Ceylan'ımızın. Bilemezsin. Aysel ya. Ne çabuk büyüdü bunlar değil mi? Aysel, ağlama ya, beni de ağlatacaksın. Kalkıp giyinmem lazım. Malum bizim damat adayımız bu akşam yemeğe çıkaracak ya beni. Hadi bakayım, sakın ağlama. Ağlamıyorum, sen de ağlama. Ay çok merak ediyorum, çok şık bir yermiş. İlk defa gideceğim. Aysel, içimde bir tuhaflık var. Ya sıkıntı desem değil, heyecan desem değil. Hadi bakayım hayırlısı. Sen de kendini sık boğaz etme Süheyla Hanım'ın. Şöyle iyice bir tanı. Belki kısmetin de bu akşamki ha? Belki. <bilmiyorum. gülüyor>
burası çok güzel bir yermiş. Ya güzel de yine sana layık değil. Çünkü sana layık olacak kadar güzel bir yeri kim nerede bulacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Aman aman Allah aşkına bizi öyle menüyle falan yorma. Şimdi onu ezberletme bize. Böyle senin tavsiyeni şey yapalım biz. Olur mu öyle? Olur tabii. Azıcık iftarlık bir şeyler yiyelim önce. İftarlık tabii olabilir mi? Peki efendim. O zaman ben size tadım menümüzü önerebilir miyim? Önerebilirsin hadi. Derhal efendim. Tadım menüsü. Sağ ol anneciğim. Hülya'cığım, ellerine sağlık. Masadaki her şey harika olmuş. Sağ ol abiciğim. Neyse ya. Artık herkes bildiğine, öğrendiğine göre çok da uzatmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, açıklıyorum. Bu masadaki şahane yemekler şu adama ait. Bravo be! Bravo be! Sonunda. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz, arzunuz olursa ben içerideyim. Vallahi Elticiğim, aslında biz biliyorduk da yüzlemek istemiyorduk. Bak böyle gereksiz hırslarından kurtulman ne kadar güzel. Bu düğün yaklaştıkça sana böyle bir pamuk şekerlik gelmeye başladı ya. Mutluluktan onlar hep, mutluluktan. Ya bu ailede kimse işleri normal sırasıyla yapmıyor değil mi? Anladım. Ne var be? Bayram Bey, madem burası meşhur bir yer, neden boş? Burası boş mu ya? Boş mu burası? Hiç farkında değilim çünkü gözümü senden alamadığım için sağıma sorma hiç bakamıyorum şöyle. Yoksa sen burayı kapattın mı? Yani evet, baş başa kalalım istedim. Fena mı oldu? Fakat tıka basa doyduk maşallah. Porsiyonlar. Yani tam olduğunu ne olduğunu anlamadım ama çok güzel. Kardeş, dünyanın en güzel şeyi biliyor musun? Hem elinin altında ne zaman oyun oynamak istesen bir arkadaşın olacak. Evet. Bak, başlarda biraz huysuzluk ederler, ağlarlar ama bu onların sindirim sistemiyle alakalıdır. Sonra çok tatlı olurlar. Of, anne tamam, kalkamaz mıyım? Anneciğim, şimdi ben bebeğimize bakarken ama senin yardımına ihtiyacım var tatlım. Aa tabii, düşünsene. Böyle annen bebeği yedirirken sen de ona yardımcı olacaksın. Karşında canlı bir bebek. Hem bildiğin bütün masalları ona anlatabilirsin. Hani Emine'yi anlatıyorsun, o da seni böyle dinliyor ya. O da dinler seni, çok güzel olmaz mı? Öf ya, tamam susun. Seveceğim kardeşim, bıktım yeter. Güzel, bak yok Zeynep'ciğim, biz bu işi öğrenmeye başladık. Oh. Çocuğun beyninin etini yiyeceksin, istediğini alacaksın. Annem de öyle yapardı bize. 500 kere söylerdi, en sonunda bir daha duymamak için tamam derdi. Babam ne yaptı acaba ya? Bilmiyorum, daha henüz haber alamadım. Aa, ne oldu ki, ne yapacaktı? Bir şey mi oldu? Kesin bir şey olmuş. Ne oluyor ya? Bizim şarkımız.
istedikleri için. Başta babam böyle bir mırın kırın etti ama en sonunda ikna ettik. Ne? Arkadaşlar, pastanın içine yüzük saklamak nedir ya? Ne var canım, ne güzel bir sürpriz işte. Ya düşünsene, annem böyle daldıracak pastaya çatalı. Bir bakacak koskocaman bir yüzük. Harika bence. Bir de annem tabii hayatta böyle bir şey beklemediği için harika olacak. Harika olur inşallah. Yani inşallah. Ne demek inşallah? Çok güzel fikir bu. Evet. Anlamadım ben. Niye beğenmediniz? Bir şey demedim. Taşımaya yakın, şehre yakın. Üniversite için çok ideal bir yer değil mi? Gayet iyi. Ya oldu. Kerim, bizi de götür bugün. Ben çok merak ediyorum. Götürürüm tabii canım. Zaten şimdi mimarlarla sık sık gideceğiz. Ben sizi de alırım yanıma. Heh. Babam arıyor. Hmm. Bakalım kızı ikna edebilmiş mi? Koş koş koş. Alo baba. Nasıl, her şey yolunda mı? Ne oldu? Ne? Nasıl yutar annem ya yüzüğü koskocaman? Ne? Görmedi mi hiç? Kız koca yüzüktür o. Nasıl yutmuş onu? Allah size akıl fikir versin ya. Öldüreceksiniz kadını. Ya hangi hastanedesiniz? Öldüreceğim. Yürü yürü yürü. Geliyoruz biz de. Balyoncu çıktı diyorlar. Hadi çabuk. Hangi hastaneymiş? İşte buradaki. Gördün mü? Orada. Yalnız haklıymışsınız. Bayağı büyükmüş yüzük. Büyük büyük olmaz mı ya? Nar gibi şey. Senin aklınıza uyup da tövbe yarabbi. Kabahat ben de senin din gelir. Baba, ben nereden bileyim annemin löp diye götüreceğini, şimdi bakmaz mısın çatalda ağzına ne? Şey. Pardon anne, pardon. Tamam söyle, sinirlenme sen. Ağrın var mı? Ay, var mı? Yavrum senin tam neren ağrıyor? Allah'ını seversin. Vallahi büyük ya, baksana. Röntgende bile yüzük daha büyük duruyor. Bunda oldu canım yüzük. Ben yıka temizlerim dedim ama attırıverdi filan. Attırıverdi. Ay sen Allah'ım, Allah aşkına. Ya durun durun. Bu efsane bir olay. Ben bunun fotoğrafını çekip internete bir koyarım var ya. Of, olay olur be. Yalnız keşke babacığım yüzüğü annemin midesine değil de parmağına taksaydı. Allah'ım. Kız, koyma oramı buramı internete. Paralarım vallahi seni ha. Ya bir iç organlarım da aldıydı. Teşhir edilmedik internette. Hadi. Çabuk sil onu. Vallahi kırdırırsın bana o telefona. Oğlum şu karılarınıza bir iki satır. Ya yapmayın şöyle şeyler. Kız. Pardon tamam, kocacığım. Tamam, o kadar değil. Gel, gel. Ay. Ya oğlum bir şey mi? Acaba böyle ılık bir şey mi içer? Ah. Ben diyorum ki bak. Hı. Bunu mesela çerçeveletir, duvar az. Çok güzel olur. Şu bölgeyi sosyal tesis yapalım diyorum. Ne dersiniz? Bir çalışmamız gerek üzerinde. En geç bir ay içinde taslak bir planla gelebilirim karşınıza. Tamam ama hızlı olmamız gerekecek. Gerçekten hızlıca prosedürleri tamamlayıp inşaata başlamak istiyorum. Elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz Kerim Bey. Güzel. Aa, siz burada mı çalışıyordunuz Kerim? Evet canım. Tanıştırayım. Mimarımız Selim Melihoğlu. Eşim Hülya. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Vallahi metinizi çok duydum. Zeynep'in evini de siz yapmışsınız değil mi? Muhteşem, bayıldım. Hayranınızım diyebilirim. Çok zarifsiniz Hülya Hanım. Teşekkürler. Sen çıkıyor musun? Düğünle ilgili bir sürü işim var. Gideyim. Tamam canım. Hadi. Haberleşiriz. Çok memnun oldum. Size kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkürler. Rica ederim. Azıcık şöyle öne doğru gel canım. Bir ay ay. Ay. Şimdi Allah aşkına ya. Üzülme, ben seni onun daha büyüğünü alırım. Ay aman Bayram Bey.
İstemem eksik kalsın yüzük müzik. Sus hatırlatma. Ya bu yaşımda içimden bir de yüzük çıkardım. Ay. Cümle halime rezil oldum vallahi. Deme onu deme. Şey yapma, çok ağrı sizi var mı? Yok getirdim. Oh bu ne ya? Kız abla bu ne hal? Ne varmış halimde? Her zamanki ev halim. Yok ki. Çok güzel olmuşsun affedersin. Bakacağım artık kendime. 3 günlük dünya. Tabii bak ablacığım bak. Saçın rengi ne güzel olmuş öyle. Ne zaman boyattın fark etmedik. Boyattım işte bir ara. Neyse siz muhabbetinize devam edin. Ben şuracıkta kitabımı okuyacağım. Ne? Kitabını mı okuyacağım? Herhalde. Zaafı parlattık Mansuf'u unutacak mıyız paşam? Ne çıkmış yeni kitap? Çöp adamın yeni maceraları mı çıkmış? Ne yapmış ya? İyisin değil mi? Bir şey biraz böyle kazanıyor mu mide? Neyse tamam söyleme içim kalkıyor söyleme. Hatice Cevher. Cevher Holding Yönetim Kurulu üyesi. Altın madenleri var bunların. Çok zengin. Çok ama. Bana ne bunlar? Ben bilgi olsun diye söylemiştim ama. Buraya hiç fakir danışan geldiğini gördünüz mü Ayfer Hanım? Yani burada hiç yoksul kesimden kimseyi gördün mü? Seans başına 750 lira alınıyor burada. Tamam buraya gelen herkes çok zengin olabilir ama Hatice Hanım'ın altın madeni var. Çok ilginç değil mi? Yani bu kadar zengin bir insanın ne gibi sorunu olabilir ki bakımından demiştim ama. Gittikçe batıyorsun Ayfer. Al içeri. Tamam hocam gönderiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aşk yüzünden doktor bey. Hüzünlü bir aşk hikayesi yüzünden. Ta 20 yıl önceki bir hikaye. O kadar eski yani. Ama acısı dün gibi taze. Biraz inceleyeyim ceketin düşüşünü. Tabii. Şu omuz ve cübbe kısmını oturtmakta yarar görüyorum. Kol çaplarını da biraz daraltalım. Omuzların gayet iyi. Şu belde de biraz hat vermemizde yarar var diye düşünüyorum. Nasıl oluyor anlamıyorum ben ya. Biliyorum. Omuzlar gayet iyi, göğüs gayet iyi. Ferruh vallahi bu son olsun artık ben yıldım bu işkenceden ya. Ya bu iş nasıl oluyor? Eskilerde olmuyor. Her sene biraz kilo mu alıyorum? Ne oluyor? Su içsem bir yarıyor ya. Bayram Bey'cim terlemeden mükafat yok. Artık akşam 8'den sonra yemeği keseceğiz. Aman bir sene eksik. Ben söylemeye çekiniyorum da. Ne? Zeynep diyor ki benim Hülya'dan neyim eksik diyor. Ben de illa düğün isterim diye tutturdum. Tamam o da giysin bir gelinlik aradan çıksın olmuyor mu? Oluyor mu öyle baba? Olmuyor mu? Olmuyor tabii. Oo.
Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Laf aramızda. Bence annem de düğün istiyor. Bak arada çıtlattı bana, haberin olsun. Yok artık, daha neler. Babanızın altın madeni mi var canım? Var. Yok mu? Var. Feri gel şunun bütçesini bir konuşalım. Bakalım. Ya benim anam ağladı ya. Elbise parası vermek. Ne diyor, daraltacağız mı diyor? Abi daraltsın daha böyle bol salaş bir şeyler. Allah Allah. Ne salaşı, düğün bu ya? Smoking diyorsun illa. Evet, biz ne yapıyoruz burada? Hey peki hadi. O kadar genç yaşta sevince ve terk edilince... ben de muhafazaya aldım kendimi. Bütün taliplerimi reddettim. Bir yuva kuramadım. İşlere verdim kendimi. Seyahatler falan. Benim olmayan çocukları, torunları severek hayatın kıyısında durdum hep. Ama artık bu kabuğumu kırmak istiyorum. Sizce bir şansım var mı doktor? Çalışacağız üzerinde Hatice'm. Evet Elçicim, kelebek gibi bak böyle, pır pır. Bir kuğ gibi zarif. Ay asalete bak. 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3. Bravo. Kibirli, çeneler yukarıdan. Vay be. Vallahi kıvırdın Elçicim bu işi. Yapıyorum, yapıyorum. Evet. Ay. Hocam bence ben kıvırdım bu işi. Kıvırdınız tabii ki. Çok güzel oldu ya. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Bravo. Bravo Elçicim, bravo. Ya Cesurcuğum. Acaba biraz dinlensek mi? Ben biraz yoruldum. Dinlenelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Olur küçük hanım. Buyurun o zaman. Lütfen, lütfen. Pek kibar çocuk maşallah. Hülya ablacığım. Cesur'u düğüne davet edebilir miyim acaba? Aa, o ne biçim soru Ceylan'cığım? Sonuçta kendisi benim dans hocam olur. Tabii ki düğünüme gelecek. Ceylan'cığım, ben bir su alabilir miyim? Tabii. Allah Allah. Şş, kız dondurma. Yaz geldi ya, bak nasıl böyle cıbıl cıbıllar. Yalnız çok efendi çocuk. Öyle. Bu kim? Aa, kim kim? Hala? Aa, inanamıyorum size. Vallahi inanamıyorum, bravo. Gel halacığım, gel. Kız, yıkılıyorsun vallahi. Nasıl geçti, anlat. Ay iyi geçti, iyi. Ama göbeğim çatladı düzgün konuşacağım diye. Bak halacığım. Bunlar senin materyallerin. Bunlar özet okuyorsunları, genel kültür. Senin genel kültürünü yükseltmemiz lazım çünkü. O badeyi de ayrıca söyle, sonra tablet kullanmayı öğretsin. Çünkü ben her seferinde böyle kağıt printer uğraşamam. Adam yakışıklı ama. Değil mi? Bak bak, nasıl da biliyor bak. Aa, halama bak sen. Zeynepciğim. Hı. Ne zaman sonuç alırız bu projeden? Ay vallahi bilemiyorum Elticiğim. Çünkü bana sorun kazık yerden, zor yerden geldi. Şimdi doktorun hastasıyla zaten böyle bir şey yaşaması etik olarak doğru olmayacak. Bir de şimdi bizim sorunlar var çözülmesi gereken, halledilmesi gereken. Hallolur. Her şey hallolur. Sonuçta adam halamı beğenirse teripten ayırır. Değil mi halacığım? Yani. Şimdi halacığım, bak bunların hepsini çalışıyorsun, ezberliyorsun. Ben sana sözlü yapacağım, anlaştık mı? Anlaştık, tamam. Tamam. Hadi ben doktora gidiyorum. Sonra haberleşiriz. Beni ara muhakkak doktordan sonra. Ay tamam, haber veririm. Herkese kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Vallahi halacığım, gelişim inanılmaz. Aa. Acaba diyorum sana dans da mı öğretsek biz? Hazır Cesur da burada. Bak çocuk muhteşem dans ediyor. Ay kız, olur mu? Olmaz mı hiç? Cesur!
Hayatım niye yazıyoruz bunları? Daha davetiyeler gelmedi ya. Ya tamam işte hazır olsun ki. Geldikleri zaman hemen içine koy koy veririz. Zaten ben aradım bir saate burada kurye. İyi peki. Ne yazıyoruz şimdi? Kimde sıra? Dur şimdi. Söyleyeceğim ben sana. O değil de. Bak ben diyorum ki şu Enes'le Cansu'yu çağırmasak. Ben hiç sevmiyorum bunları. Yani kız zaten fitne vücur dedikoduya gelecek belli. Hele Enes bir böyle bir tuhaf tuhaf espriler, billahvali tavır böyle zevzek zevzek. Gelmesinler. Gelmesinler. Tamam tatlım. Siliyorum. Evet, sil bakalım. Gelin. Hı. Biz var ya dans için muhteşem bir şarkı bulduk düğün dansımız için. Ha. Bu şey vardı ya, ay kafam yandı. Neydi bizim kızın adı? Ceylan. Ceylan'ın bir tane arkadaşı var Cesur diye. İnanılmaz dans ediyor çocuk. Ama yani görsen çocuğun tipinde hiç yok. Böyle mahalle delikanlısı. İnanamadım nasıl dans ettiğini. Neyse bu bana birkaç ders verdi. Ondan sonra ben de diyorum ki acaba senle de birkaç ders yapsa. İstersen kafeye gelirsin bizle birlikte. Ya da gelmem diyorsan o buraya gelir ha? Yok yok, hiç beni bulaştırmıyor ya. Gerçekten bak ben, ya bende ritim duygusu yok. Hoşlanmıyorum, sevmiyorum ayrıca. Boş ver tamam mı? Hadi. Ya azıcık denesen ölür müsün acaba? Allah Allah. Çalışmazsan edemezsin tabii. Ben de diyordum. Ay ben hayatta edemem diyordum. Çocuk bir iki döndürdü, bir iki figür gösterdi. Neler neler yaptım ya. Oğlum, Memo. Bak hadi büyü evladım da kurtar beni şu annenin elinden ya. Yeter vallahi ya. O zaman da kızın büyüyecek canım. O da seninle dans etmek isteyecek. Kaçışın yok. E, tamam onunla iki döneriz. Olur biter yani. Ama... Bekle sen. Çiziyorum Enes'i. Hadi. Kim var? Zeynep mi o? Hayırdır inşallah. Zeynep. Aa, gelin gelin hoş geldiniz. Hoş ne oldu? Aa bak nasıl bağırıyordu dışarıda şimdi hiç sesi çıkmıyor. Allah haberi al biraz da. Haberi aldınız. Bir haber. Ne oluyor ya? Elticiğim sana mükemmel büyük bir haberim var. Ne oluyor be? Bebekler ikizmiş. Aa, inanmıyorum gerçekten mi? Evet. Aa, tebrikler ya. Eyvallah. Aa böyle olmaz ki. Durmayın bağırıyor bebekler. Ne güzel işte prenses. Bir sürü kardeşin olacak. Ya ikiz çıktı ya. Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi oradan geliyoruz. Davetiyeler. İptal listesine bakayım. Aa iptaller kimleri kimleri? Çay koyuyor. Bu kimin ki? Ay bunlarla da uğraşma. Aa, Enes'leri çıkarmış. Ne zaman açıklanacak bu sonuçlar ya? Ya abi açıklanmış olması gerekiyor ama yoğunluktan siteye giremiyorum ki bir türlü. Dene bir daha dene. Tamam açıldı. Hı. Ama dur şifrem neydi benim? Ne demek şifrem neydi benim? Ya şifrem neydi? Ya Bade hatırlasana şifreni. Sınav sistemi çocukların beynini yaktı. Nereye istersen gir. İn aşağıda söyle şunu. Çabuk. Ya babacığım şimdi puanına göre tercihini yeni yapacağım. He. Baba ilk 3000'in içine girmişim. 3000. Yani bu ne demek oluyor? Nereye istersem oraya giderim. Paşa gönlüm artık. Nereye istersen. 3000 iyi mi ya? Biraz. He. Gel kız. Bir şey söyleyeceğim bak. Bu kız kime çekmiş? Babasına çekmiş. Babası ne? Üstün zekalı. Kız, kız da üstün zekalı. İşte bitti. Akıllı kızım benim. Ben sana demedim mi? İçime doğu verdi demedim mi ben sana? Vallahi ben hiç beklemiyordum Badi'cim ne yalan söyleyeyim. Kız sen neymişsin be? Vallahi ben bekliyordum. Sonuçta benim kardeşim. Bana çekmiş. Tebrikler Allah. Sen de inşallah kazanacaksın öyle üniversiteler. Pardon abicim puanı kadar konuş. Birine çekecekse bana çekecek. Hiç mi öbürlenmeyin? O benim kızım. Bana çekmiş tabii. Aynı anda 5 kişiye çekebilen gözümüz var. Abi birinci ne yapayım?
ne oluyorsunuz? Gürültüden durulmuyor yukarılarda. Mesele nedir? Mila, TRT'den misafirimiz var. Niye söylemiyorsunuz ya? Ben tıbbı kazandım da halacığım. Tebrik ederim çocuğum. Hayırlı olsun. Gel sana para vereyim. Oo, bunu kaçırma, boş. Ay yok, ben bunu kabul edemem. Gel gel, ben kabul ederim, gel gel. Getir. Bak şimdi bunun hepsi bir seferde Hatice Hanımcığım. Abla şimdi bir seferde bir gence bu kadar para verilmez. Bunun yarısını ben kendisine tevdi ederim. Geriye kalan yarısıyla da artık istikbali için bir eve peşinat gibisine kapısına kadar gideriz. Evet, dolmuş mu? Al güzel, sen bunu sakla, halandan gıl kopar sanki artık. Hadi Allah'ını seversen bir çay koy, bir şey yap. Dilimiz damağımız kurudu sevinçten ya. Mahir, zamanlama çok önemli. Okey, timing. O bende. Sen relax olacaksın. Ay relax falan olamıyorum, ben çok heyecanlandım ya. Bakım ya. Bu işte artık biz masterız ya. Sen artık bunu kafana öyle şey yapmayacaksın. Panik yok, relax ol. Sen bana sadece bazı detayları söylemen lazım. Ben sağ ol Kaya abi. Danke. İşte. Aslan parçası. Neyin var oğlum böyle süt dökmüş geldi gibi, hayırdır? Kafam bozuk abi ya. Allah Allah, oğlum derdini söylemeyen derman bulamaz. Anlat bakayım, neyin var? Abi biz Bade'yle koptuk iyice. He. Ya ben kızın yüzüne bile hasret kaldım. Hı. Kaya abi, böyle ilişki yürür mü abi ya? Oğlum yani asıl en iyisi uzaktan uzağa olandır. Böyle yan yana olunca aşk denmez ki ona. Yani aşk denmez onun adına. Ne denir abi onun adına? He. Yani bilemedim onu. Abi pardon. Efendim Bade? Kazandım Arda, kazandım. Ya bir puan yapmışım var ya, aklın durur aklın. İlk 3000'in içindeyim, o kadar söyleyeyim yeter bence. Vay be, ne diyorsun ya? Bade, helal olsun vallahi sana. Bak sen tıp bile yazarsın, biliyor musun? Tıp mı? Bizim Bade mi? Aa! Vay be. Sizinkiler de havaya uçmuştur artık sevinçten. Bak, gördün mü? Yaşlılığımız da bize bakıverir artık doktor hanım. Ay inanamıyorum hala, valla rüyada gibiyim. Nasıl şu tarafı da bu ya? Havaları uçtu sevinçten. O sana öyle numaradan öyle demiştir. Oğlan çok ezilecek senin yanında. Arda'ya neymiş benim kızımın okulundan ya? 5 dakika durmadın gene apır sapır konuşmaya başladın abla. Tam halamız kendini açtı derken ne oldu yine böyle birden? Hiç. Yok tövbe. Demedim bir şey. Sen baktın mı bari şeye? İstatistiklere baktın mı? Nereye kaydolabiliyoruz? Nereye yazabiliyoruz? Yani abi ben biraz baktım. İstanbul tıpla Hacettepe tıp biraz zor gözüküyor. Ama İzmir falan olur diye düşünüyorum ben. Tamam, tıp tamam, onu yazıyoruz. Asıl tıbba girdikten sonra hangi branşı seçeceğiz, o önemli. Ya mesela farz-ı misal cerrahi seçtik diyelim, bittiğin an. Bittin. Ne gecen var, ne gündüzün var. Bütün sosyal hayatın mahvolmuş. Onu dikkat edeceğiz. Yani ben aslında kardiyoloji düşünüyorum. Babasının kalbinin bekçiliğini yapacak tabii. Tabii. Mesela kardiyoloji güzel, o daha güzel. Onu aklımızda tutalım, bir kenarda tutalım. Ya abime bakar mısın? Kızın kariyer planlamasını şimdiden ele aldı. Kerimciğim, abin haklı. Çünkü ben onu onun yaşındayken sosyal hayatının içinden böyle çektim, aldım, mühendis yaptım. Bıraksam o ortamlarda astronot olacaktı çocuk. Ben mühendislik değil baba. Seni okuyorum. Bitiremedim de seni. Yüksek lisans hala bitmedi. Bitiremiyorsun, bitiremiyorsun. Bu gidişle de mezun olamayacaksın. Tezkere bırakacaksın. Ya dur artık, dur. Ne yapıyorsun? Terapiyi sonlandırıyorum Hatice Hanım. Niye? Artık beni görmek istemiyor musunuz?
Bir aydır haftada iki kez görüşüyoruz. Bence artık bana ihtiyacınız yok. Ama benim size çok ihtiyacım var. Dostluğumuzu bitirmemiz gerekmiyor. Belki arada kahve içeriz. Buluşup. Çok isterim. İyi akşamlar. Hülya Hanım'ın gelinliğini getirdim. Hülya Hanım, gelinliğiniz geldi. Ah, hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle bırakın isterseniz, o kutuları da alayım ben. Ay, Hülya Hanım, çok merak ediyorum. Ben de. Ben gelin olacağım. Gelin mi olacaksın anneciğim? Ben gelin olacağım. Gel, ben seni dünyanın en güzel gelini yapacağım. Bakalım bakalım neymiş bunlar. Kızımın tacı varmış. Tacı varmış anneciğim burada. Ah! Bak düğmenin gelinliğine bak. Bu ne demek? Evet anneciğim. Ay! Hülya abla bunlar pasta gibi. Ya değil mi? İşte asıl gelinliğe geldik. Bahar'ımın gelinliği. Anneciğim bak. Bu benim gelinim. Bak beğendin mi? Beğendim. Çok güzel değil mi? Çok güzel giyeceğim. Şimdi değil. Şimdi giymeyeceğiz anneciğim. Şimdi bizim uyku vaktimiz. Şimdi erkenden yatacağız. Sabah erkenden kalkacağız. Gelinliğimizi giyeceğiz. Sonra akşama kadar dans. Hadi bakalım. Yorulduk değil mi? Artık uyuyacağız. Bebeğim de giyecek. Bebeğin ne giyecek? Hangi bebeğin anneciğim? Bu. Oo. Bizim bayağı bebeğimiz varmış anneciğim. Şöyle mi yapsak Bahar? Bir tanesini giydirelim. Hepsini temsilen bir tanesi katılsın düğüne, olur mu? Hepsi. 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 Aa, Trakyalı'ya bak kız sen. Canım, ne yapıyorsun? Özledim bak ben seni şimdiden. Ne yapayım? Bahar Hanım'ın düğün için siparişlerini yetiştirmeye çalışıyorum yarına kadar. İndir şunları. Ama kolayladım bayağı. Ne sipariş etti ki? Aman ne sipariş edecek? Bebeklerinin hepsine gelinlik istiyormuş. Küçük hanım şimdi kendi gelinliğini çok beğenmiş. Sonra gönlü bütün o bebeklerinin evde öksüz, kılıksız öyle bir paspal şekilde kalmasına razı gelmemiş. Ben de o zaman dedim ki tamam anneciğim, ben onların dedim hepsine. Hepsine oturur sana gelinlik dikerim ben dedim yani. Ağlama Hülya'cığım. Bak kızın da sana benzemiş işte. Hülya, bak ne diyeceğim. Ben de geleyim mi, ister misin? Hem yardım ederim size. Ay yok canım. Ya gerek yok. Bitirmek üzereyim. Dikiyorum işte. Ayşe'yle dikiyorum. Hem öyle olmaz. Damat bir gece önceden göremez gelini. Uğursuzluk getirir. Oğlum ne yapıyor? Yukarıda Bade'yle vahşice eğleniyorlar. Ya onun da takımı geldi. O kadar tatlı oldu ki. Evdeki herkes bir tur ısırdı giydirdikten sonra. Ay canım. İyi. Kulaklarını kapa. Kerimciğim. Sevgilim. Ben her şey için çok teşekkür ederim sana.
Bunları geçen sefer yaşayamamıştık hiçbirini. Biliyorum. Şimdiden çok güzel bir düğün oluyor. Hadi bakalım, sabaha görüşürüz. Şey yapmayın ama, çok erkenden gelmeyin. Ben öyle hemen hazırlanamam. Yani daha yatacağım, kalkacağım. Yüzüm şiş olacak, onları bir indireceğim. Bir güzel duşuma girerim, sonra oturur bir kahvemi koyarım. Böyle bir keyifle hazırlanırım. O nedenle sonuçta gelin olmak hiç kolay bir şey değil, öyle değil mi Kerimciğim? Hayır canım. Yok, en yakışıklı sen olacaksın. Sen anlamadın ya. Kaya nerede ya? Bilmiyorum abi ya. Kaya! Kaya nerede? Bilmiyorum. Kaya! Hadi gel 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 gel. Nereye geldin? Elektriği oradan mı aldınız? Okey. Aynen aynen tamam. Peki burayla senin iş bitti mi? Bitti. Okey tamam yani o zaman burayı kaldırıyorsun. Tamam hadi duble kaldır onu kaldır. Merdiveni kaldır. Hadi biraz daha tempo. Hadi zaman yok ha hadi. Kaya nerede ya? Ya bu Kaya nerede ya? Kaya! Ya o. Pat! Kaya kaya ne var ya? Oğlum sen neredesin ya? Gel aç bakayım ağzını aç 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 aç. Ne bu? Gel aç. Nasıl? O gün zaman yok güzel. Sen yine de bir ambulans sor ama. Gel ne ambulans? Allah Allah. Aslan. Gelsene aslan ya. Otursunlar. Tamam. Bunları da oturttuk. Biraz ne oluyor? Ne oluyor? Geldiler, geldiler. Baba bak, ön tarafa gidelim. Bu bizim oralardan Hülya'ya bir oyun edecekler. İyi, iyi. Hadi o zaman. Ay geldiler. Ya inanmıyorum, konvoy yapmışlar ya. Kızım bu ne ki? Daha ne sürprizler var ne sürprizler. Hadi çıkalım yukarı. Teyzem gel bakalım. Düğünümüz var. Hülya. Çıkın siz geliyorum ben hemen. Kız iyi misin sen? İyiyim iyiyim. Gel bakalım. Düğün var, düğün var. Ağlama canım. Allah Allah. Şey. Nerede benim güzel gelinim? Gel gel şimdi. Memo. Oğlum. Bir şey yapalım. Gel bakalım. Hoppa. Ne yapıyor senin bu dedi dedenle amcan? Oğlum kaldırsana bunları. İki oynasan incileri mi dökülür? Berlinli. Ya baba rahat bırak. Ben sevmiyorum o işleri. İyiyim ben böyle. Bak ya yine Berlinli. Ya bayram babasının Berlinli problem ne ya? Problem bir tane Berlinli problemi var. Onu sana sonra söyleyeceğim ben. Ya indir şunu ya. İndir. Ceylan. Geldim. Aç kalk.
kaç, kaç kurtar. Koş, koş Ceylan ablaya, koş. Ay, ay, küçük başıma bak. Hayda. Tamam, tamam oldu, hadi güzel, çok oldu. Seni duyan, nerede olduğunu bir bilen var mı? Kendisini nasıl görebiliriz acaba? Gelin yok kayınbabası. Çıkmam diyor. Allah Allah. Acaba ne yapsak da gelini çıkarsak ha? Nasıl yapsak ya? Birisi yol gösterse, bir yardımcı olsa da kendisinin yüzünü görebilsek. Ah Bayram babam. Beni köydeki evimden gelin alsaydı böyle alacaktı işte. Ne oluyor ya? Problem ne? Bunlar köy adetlerini yapacaklar. Çok güzel olur bunların adetleri. Şişt, izle izle. Yaparız beyim. Yaparız da. He. Sen önce ne vereceksin? Onu de bakayım. Vallahi eğer böyle bir eşeğe kadar gelir de yüzünü görürsek benden kendisine bir reşat altın. Vay. Bir reşat altın. Oo! Bir reşat olmaz. Yok mu artıran? He. O zaman damadın abisinden iki reşat altını daha, iki tane de bilezik, dört parmak. Of 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 of. Vay 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 vay. Bir oradan bir oradan. Üç reşat. İki tane dört parmak bilezik. Evet. Oo. Olmaz. Yok mu artıran? Gel gel. O zaman damattan gelinin üzerine bir daire. Bir de. Baba. He. Bu neydi ya? Ulan oğlum artık gelinini tıkacağını da bilmeyen damat mı olur ya? Dingil. Gerdanlık. Ha. Söyle. Gerdanlık. Hı. Buyurun. Oo, başka? Ya ne başka, neler başlayacağım şimdi? Hadi söyle, olur neyse şu işini çözelim artık değil mi? Cevherler uyuma haydi. Ben de ben de. Gelinin ertesinden. Ha. Ama bitti mi? Bitmedi. Elticim bir yıl boyunca her akşam pilavını ben yapacağım. hadi çık artık ama bak yağmur indirecek kız. Ahali, yok mu bu gelinin kayınvalidesi? Çıksın da meydana, ne veriyor bir bakalım he? Vah vah, hem de kaynananın hası var. Kaynanası ona ömür boyu dualar verecek. Güler yüzünü verecek. Tatlı dilini verecek. Hadi ara bulucu. Çıkıversin artık gelin. Bahşişini vereyim de. Ne? Sen hallediver şu işi. Bakacağız hanımım. Ara bulucu hanım, bunu da al. Abla ne yaptın abla? Köyde durumu olmayanlar bile yapmaz şu yaptığını. Gene kepazlık temizliği. Acık gülüm diye yaptım canım. Güldük mü? Hayır. Ya ne gelen var ne giden, acaba dönsek mi eli boş? Ay kız Ertecim, hadi çok beklettin. Gel anneciğim. Gel 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 gel.
taşmış. Yalnız baba, ha? Şimdi bu gelinin kucağında gördüğümüz gibi bir bebek var. Var. Olmaz. Olmaz yani. Şimdi bir de üstüne daire yaptık bunu. Kandırıldık biz ya. Ben istemem böyle gelin. Damat olur mu kız? Bebeği de hazırdan yapmış, getirmiş. Daha ne istiyorsun? Emeğine saygı göster. Alkış. O zaman gelinin kankasından damada... Yersiz şaka. Ya çok fena şeyler. Al işte. Yersiz şaka. Gelin yersiz şaka. Evet, haydi. Al bakalım. Gel, 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 gel. Hop, 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 hop. Bu da hediyesi. Bakalım benim prensesim. Haydi bakalım kervan yola. Yengecim, biz sizin için düğününüze bir dans şov hazırladık. Size bir düğün hediyesi hazırladık. İzninizle şimdi onu yapacağız. Hadi. Aferinmiş. Hadi gel, gel oranızı. Thank you.
Damat ve gelini dansı bekliyoruz. Kerim Cevher ve Hülya Cevher geliyor. Kaçış yok değil mi? Yok. Yok küçükse, bir de havandaysan oluyor yani. Bak sen ya. Ben de öyle bir tepinmişim ki bir su serpeyim dedim suratıma. Şişt. Kız, çok tatlı düğün oluyor değil mi? Evet. E hadi pasta gelecek aşağıya. Tamam sen in. Geliyorum ben de biraz.
dinleneyim şurada. Bak bekliyorum. Vazgeçmek istiyorsan söyle. İptal ederim. Problem yok. Asla vazgeçmeyeceğim. Yalnız şu pasta işi bir olsun. Yabancılar bir gitsin. Maksimum bir saat. Okey. Sen benim gözüme bak. Ben sana sinyal alırım. Salat. Kimle mesajlaşıyorsun sen? Tamer'le. Tamer kim kız? Terapistim. O da sana mesaj atıyor mu? Daha atmadı ama atar birazdan. Ne mesaj attı kız? Şimdi terapiyi bitirdim. Damat. Evleniyorsun ha? Evet işte evleniyoruz. İyi. Nasıl? Güzel gidiyor mu diyeyim? Güzel güzel. Ne oluyor oğlum sen? Sen biraz fazla kaçırdın galiba. Ney? İyi eğlenceler. Sağ ol. Hadi. Hadi Bayram Bey, pasta kesiliyor. Tamam. Babacığım, anneciğim lütfen buyurun böyle. Ya hadi Zeynep. Hüseyin abi gelin. Hadi. Sizin alnınız bu. Ya olsun, hep birlikte olalım istiyorum. Hala. Ya Aysel abla gelin. Tamam mıyız hepiniz? Bıçak ha. Hayatım hadi birlikte keseceğiz, tutsana. Tekrardan mutluluklar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mutluluklar. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bayram, oradan yengem bırakıp geliyorum. Tamam, biz daha buradayız. Amca, ben bırakırım annemi. Sen kal burada, lazım olursun belki. Tamam. Dikkatli gidin Hatır. Tamam Zeynep. Görüşürüz abi yenge. Hadi yenge. Ay, ben biraz gidip oturacağım.
Ay ne güzel düğün oldu değil mi Bayram Bey amca? Çok şükür valla güzel oldu. Gerçi bizimki de kafede oldu ama. O da güzeldi ama. Güzeldi. Güzeldi. Ay. Ay. Dinleneyim biraz yoruldum. Hadi bakalım hadi. Bu akşam ne kadar güzel göründüğümü söylemiş miydim sana? Nereye? Ya sen biraz dinlen, ben hemen geleceğim. Çiçek mi geldi yine? Ne oluyor? Bak sen
Sandalye. Kerem ne oluyor? Tamam. Kerem ne oldu? Yoruldu. Otur. Ne oldu? Baba. Sen gir Hülya. Hemen geliyorum. Bekliyorsunuz değil mi? Ben çıkıyorum. Tamam. Havaalanına gidiyoruz. Durun çocuklar, durun bir dakika. Dur. Bayram, ne oluyor? Kerim, iyi misin oğlum? Hülya'yı çağırın çabuk. Hülya nerede? Hüseyin, ne oluyor? Hülya gitmiş anne. Nereye? Nereye gitmiş? Kerim'in 2 sene önce düğünde yaptığı aynı şeyi yap. Mektup bırakıp gitmiş. İki sene bekler intikam almak için ya. Çocuklar nerede? Hülya! Ayşe! Ayşe, çocuklar nerede? Benimleler Kerim abi. Hepsi yanında mı? Evet, hepsi benimle. Yok canım, mümkün değil. Hülya abla şaka yapıyordur herhalde. Yani bu kadar sevdiği, aşık olduğu bir adamı, böyle bir adamı bırakıp nereye gider, nasıl gider ki? Çünkü aynısını ben ona yaptım. Gözümü bile kırpmadım hem de. Okey misin?
içindeki boşluk geçtin? Doldun mu? Doldum. Artık relaxsın. Relaxsın. Haberim yok. Yeni. Bunu Kaya'ya ver. Bu araba onun olsun. Ne bileyim. Kafede falan. Lazım olur ona. Okey. Okey hadi sen git. Tamam şaka yapıyoruz. Ama gitmen lazım. Yoksa kaka olacak. O zaman veda zamanı ha? Belki yolun tekrar İstanbul'a düşerse şey yaparız. Bilmiyorum. Bak kafam seninle kalmaz. Kerim'le iyi olacaksın değil mi? Artık birbirimizi çok daha iyi anlayacağız. O da artık beni kaybetmenin ne demek olduğunu anlamıştır. Yani anlamıştır diye düşünüyorum. Ben Kerim'e çok aşığım. O da bana çok aşık biliyorum. O yüzden iyi olacağız merak etme. Okey. Bıyım. Çekinmeler can
dayanmaz yeni sevmelere. Boşa kürek çekip aynı, bana sorun bir kim haklı, şu yüreğim ne meraklı, hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu, acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu, artık içime sinmiyor. Kaya gibisindir. Bilirim. Gemiyi öyle kolay kolay terk etmez. Babasın sen. Sen benim babam. Yüz karası Hülya. Aslında köyde cillop gibi arabamın camını patlattığın zaman o taşla dönüp arkamı gidecektim. Ama basiretim bağlandı. Gidemedik. 50 santimlik bir cadı ne yapabilir diye düşündük, bekledik. Özür dilerim. Ya bir şey değil işte. Dönüşte şey yaptık canım. Sana haydi taktım. Bahçede oturuyor. Put gibi. Git. Yalnız. Tanımayabilirsin. 10 dakika içinde saçları bembeyaz oldu çocuğum. Deme.
kimseyi bekleyin ettik. Bütün arabaları yolladık iyi mi? Bunları da sorulmaz ki en yakın taksi nerede? Ne yapacağız? Yürüyeceğiz. Evet. Sindirelim biraz. Benim gidiniz, benim gideceğiz, benim gideceğiz. Yokuş aşağı sana yakışmaz bayramcı ver buradakine. Hadi böyle gidelim. Parçayı tamamladınız. Sağ ol. Çok sağ ol. Aydınlandım. Bak ışıl ışıl parlıyoruz sayende. Bir şey değil. Neden yaptın bunu ya? Ha? Ne istedin benden? Dört göz sümüklü bir oğlandım ben ya. Neden bu kadar tutuldun bana? Neden hayatımı nükleer silah deneme sahasına çevirdin? Çocuğun gözleri amma da güzelmiş. Dur, geçme. Adın ne senin? Sen de bizimle oynasana. Çekil şuradan ya, vahşi misin nesin? Geçme, gel kız buraya. Arsızlık etme, ayıp. Dünyada gördüğüm en güzel gözler seninkiler. Evleneceğim ben seninle. Çekil ya, vahşi misin nesin? Geçme. Adın ne senin lan? Acım! Ah, ya ne yapıyorsun ya? Klaftası mısın? Nesin ya? Geri zekalı. Ay of. Sen ne güzel bir oğlansın ya. Ne tatlı şey ya. Görürsün bak ben seninle evleneceğim. Sebebini anlasaydık hiçbiriniz evlenecek tek bir kadın bile bulamazdınız. Dünyanın soyu kururdu Kerimcim, soyu. Hadi yatalım artık. Çocuklar sabahın köründe kalkar. Ay vallahi kusura bakmayacaklar artık. Bu yorgunluğa 24 saat uyurum bak gerçekten Kerimcim. Hülya. Ben çok korktum gittin diye. Bir de üç çocuğu sana bırakıyorum ne demek ya? Çocukları bana nasıl bırakırsın yani? Ne kadar saçmaydı. İşte Zeki kocacığım, orada uyanman lazımdı. Sana orada küçücük bir ipucu bıraktım. Ama işte aşktan insanın gözü gerçekten kör oluyor değil mi? Thank you.
Diyeceğim yatmadan şöyle bana bir tost yapsana. Karnım çok acıktı. Ben ne anlatıyorum acaba? Ben ne konuşuyorum ben sana? Aman tamam be. Ben kendi tostumu kendim yaparım. Hayret bir şey. Tamam sen anlat Gülücüğüm. Ben yaparım sana tost. Aferin. Sen ağladın mı gerçekten? Yok ya gözümle tost kaçtı. Tost mu kaçtı?